Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 5000 Türk Lirası altına alabileceğiniz en iyi modellerden biri olan Galaxy A04S'i inceleyeceğiz. Bakalım bu cihaz bizlere neler sunuyor. Arkadaşlar bildiğiniz üzere artık giriş segmenti cihazlar, orta segment cihazlar 10.000 TL'nin üzerinde satışa çıkmaya başladı. Dolayısıyla baktığımız zaman artık 2.000 liraya, 3.000 liraya hatta neredeyse 4.000 liraya yeni çıkmış bir telefon almak mümkün değil. Bu bağlamda bakıldığı zaman giriş seviyesi diye hitap ettiğimiz cihazlar bile artık 5.000 Türk Lirası altında fiyatlarla karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla şimdi yeni bir telefon almak istiyorum dediğinizde en az 5000 lirayı gözden çıkarmanız lazım diyebiliriz. Bugün de sizlerle birlikte giriş segmentine hitap eden Galaxy A04S'i inceleyeceğiz. Bu telefon arkadaşlar giriş segmentinde bir cihaz olduğu için fiyatı da uygun. Halihazırda Samsung bu cihazı ülkemizde 4700-4800 Türk Lirası gibi fiyatlardan satıyor. Tabii ki bu fiyat baktığınız yere göre değişiyor arkadaşlar. Çünkü biz birkaç yerde baktık. Hepsi Samsung Türkiye garantiliydi bu arada, bunu da belirteyim. Hani 4600 liraya satan yer de var. 5200 liraya satan yer de var. Fakat ortalamaya baktığımızda bu cihazın 5000 Türk Lirası'nın altında satıldığını söyleyebiliriz arkadaşlar sizlere. Peki bu cihaz bizlere neler sunuyor? Dilerseniz incelememize telefonun tasarımıyla başlayalım. Samsung bu telefonda damla çentik tasarımına yer vermiş. Aslında genel olarak baktığımız zaman Samsung'un orta segmentte delikli ekran tasarımına yer verdiğini biliyoruz. Delikli ekranın şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Ekran gövde oranı daha geniş oluyor. Üst çerçeveler vesaire daha ince olabiliyor o tasarımlı telefonlarda. Fakat burada damla çentik tasarımı tercih edildiği için üst ve yan çerçevelerin inceliği kabul edilebilir düzeyde. Lakin alt çerçevenin biraz daha kalın olduğunu görüyoruz. Yani hani buraya tuş koysalar koyulurmuş, o derece bir kalınlık var alt kısımda. Telefonun arkasına baktığımız zaman arkadaşlar bizleri üçlü bir ana kamera modülü karşılıyor. Bu ana kamera modülünün yanında bir flash ışığımız var. Alt tarafta da Samsung logosu yer alıyor. Bize gelen beyaz renk arka kısmın kırışıklığı olduğunu söyleyebilirim sizlere. Yani tasarım olarak fena değil. Fakat bir plastik algısı var. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Telefonumuzun sağ tarafında arkadaşlar ses açıp kapama ve power tuşumuz bulunuyor. Bu power tuşunun üzerinde bir parmak izi okuyucusunun da bulunduğunu belirtelim. Yani telefonda ekran altı parmak izi okuyucusu yok. Bunun sebebini birazdan sizlere söyleyeceğim. Alt kısımda 3.5 milimlik kulaklık girişimiz var ve Type-C şarj girişimiz yer alıyor. 3.5 milimlik kulaklık girişine yer verilmesi bu cihazda güzel olmuş. Tek hoparlör var. Bunu da sizlere belirtmiş olalım arkadaşlar. Şimdi gelelim telefonumuzun ekranına. Bu ekran arkadaşlar bir LCD panel. 90 Hz'lik ve 400 nitslik maksimum parlaklığa sahip 6.5 inç boyutunda. Burada ekran gövde oranının yaklaşık olarak %80.7 olduğunu söyleyebiliriz. Merak edenler için çözünürlüğünü de belirtelim. Samsung bu telefonda 720x1600 piksellik bir çözünürlüğe yer vermiş. Baktığımız zaman ekran detayları aman aman çok etkileyici değil arkadaşlar. Başta da belirttiğimiz üzere bu giriş segmentinde bir cihaz. Yani kalkıp da Samsung burada bir AMOLED ya da OLED panel kullansaydı bu telefonun fiyatı zaten direkt olarak iki katına çıkacaktı. Dolayısıyla burada LCD panel kullanılmış olması telefonumuzun fiyatını da biraz daha aşağıya çekmiş. Zaten LCD panel kullanıldığı için parmak izi okuyucusu da ne yapılmış? Yan tarafa konumlandırılmış arkadaşlar. Çünkü bildiğiniz üzere halihazırda LCD panellerde ekran altı parmak izi okuyucusu çalışmıyor. Yani ekran altı parmak izi okuyucusunu bir telefonda çalıştırabilmek için o cihaza OLED ya da AMOLED panele yer vermeniz gerekiyor. Genel itibariyle tutuş hissiyatı vesaire kötü değil arkadaşlar. Yani tek elinizde gayet basit bir şekilde kullanabiliyorsunuz telefonu. Çok fazla ağır değil. Bunu da yeri gelmişken belirtelim. 195 gramlık bir ağırlığa sahip. Bilindiği üzere bu cihazlarda, yani bu boyuta sahip cihazlarda 200 gramın altındaysa ağırlık bizce kabul edilebilir seviyelerde diyoruz. Gelelim telefonumuzun teknik özelliklerine. Bu telefonda arkadaşlar Samsung'un kendi üretimi olan Exynos
850 yonga seti bulunuyor. 8 nanometrelik bir yonga seti. Çok kötü bir yonga seti değil. Bunu hemen baştan belirtelim. Biliyorsunuz bazı giriş segment modellerde 12 nanometrelik yonga setleri vesaire kullanılıyor. Fakat burada Samsung'un 8 nanometrelik bir yonga setine yer vermesi cihazın performansını arttıran bir etken ve güç tüketimini de azaltan bir etken olduğunu söyleyebiliriz. Biliyorsunuz arkadaşlar bu 8 nanometre ifadesi bu cihazın yonga setinde yer alan işlemci ve grafik işlemcisinde bulunan transistörler arasındaki mesafeyi bizlere belirtiyor. Bu mesafe ne kadar azalırsa o işlemcinin içerisine daha fazla transistör sığdırabiliyoruz. Daha fazla transistör demek de cihazın işlem gücünün artması anlamına geliyor. Biraz elektronik bilgisi olacak ama transistörler bildiğiniz üzere anahtarlama elemanları. Dolayısıyla burada anahtarlama elemanlarını çoğalttığımız zaman cihazımızın performansı da artmış oluyor. Exynos 850 yonga seti giriş seviyesi bir cihaz için çok kötü değil arkadaşlar. Bunu sizlerle paylaşmış olalım. Halihazırda bu telefonu aldığınızda bu yonga setiyle açamayacağınız bir uygulama ya da oyun bulunmuyor. Yani PUBG'den tutun da Call of Duty Mobile'a kadar pek çok oyunu bu telefonda rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Tabii ki zaman zaman ısınmalar, donmalar, kasmalar yaşanabiliyor. Fakat bunu yaşamanız için oyunu aralıksız bir şekilde 3-4 saat oynamanız gerekiyor. Daha sonrasında telefonu dinlendirdiğiniz zaman arkadaşlar tekrardan oyuna kaldığınız yerden sıkıntısız bir şekilde devam edebiliyorsunuz. Fakat şunu belirtelim. Yarım saat, 1 saat gibi oynamalarda hiçbir sıkıntı çıkarmıyor cihaz. Cihazı, telefonu şöyle tuttuğunuz zaman elinizde herhangi bir rahatsız edici ısınma olayı olmuyor. Tabii ki günün sonuna baktığımız zaman elbette bu telefon ısınacaktır. Fakat eliniz rahatsız oluyor mu diye soracaksınız. Hayır olmuyor arkadaşlar. Yani şöyle tuttuğunuz zaman gayet konforlu bir şekilde oyununuzu oynayabiliyorsunuz. Bu cihazla arkadaşlar Exynos 850 yonga setine 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama eşlik ediyor. Evet, RAM ve dahili depolamanın biraz düşük tutulduğunu söyleyebiliriz bu noktada. Lakin az önce de belirttiğim üzere hani RAM 3 GB olsa da dahili depolama 32 GB olsa da oyun tarafında bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Tabii ki burada şu var. 32 GB'lik bir dahili depolama sizin için yeterli olmayabilir. Yani bugün baktığımız zaman en kötü modelle bile 64 GB'lik dahili depolama geliyor ki bu yeterli değil arkadaşlar. Hatta artık 128 GB'lik dahili depolamanın bile pek çok kişiye yeterli gelmediğini söyleyebiliriz. Neden? Artık multimedya çağında yaşıyoruz. Sürekli fotoğraf çekiyoruz, sürekli video çekiyoruz. Dolayısıyla bunlar telefonumuzun belleğini dolduruyor. Fakat burada şu artımız var. Bu cihazda micro SD kart desteği olduğu için telefonda çektiğiniz fotoğrafları, videoları vesaire micro SD kart tarafına depolayabilirsiniz. Bu da size telefonun dahili alanından tasarruf etmenizi sağlayacaktır. Gelelim kamera tarafına arkadaşlar. Bu telefonda 50 megapiksellik bir ana kamera var. Ona 2 megapiksellik makro ve 2 megapiksellik de derinlik kamerası eşlik ediyor. Bu kamerayla 1K çözünürlükte 30 fps videolar çekebiliyorsunuz ve ön tarafta da 5 megapiksellik f2.2 diyafram aralığına sahip geniş açılı bir kameramız bulunuyor. Burada 50 megapiksellik kameraya yer verilmesi önemli bir artı. Bunu hemen baştan belirtelim. Fakat ultra geniş açı kamerasına yer verilmemiş olması önemli bir eksi. Neden? Çünkü günümüzde ultra geniş açı kamerası da fotoğraf çekimlerinde sıkça kullanılan bir mercek diyebiliriz. Tabii ki bazı modlarda fotoğrafın görünürlüğünü bozduğuna dair şikayetler mevcut. Fakat iyi bilançta böyle bir şey başınıza gelmiyor. Evet, genel itibariyle bu telefonun kamera performansı çok iyi değil arkadaşlar. Hani burada ya 50 megapiksel kamerası var, o süper fotoğraflar çekiyor, bizi çok etkiliyor falan diyemeyiz. Gün ışığında güzel fotoğraflar çekiyorsunuz. Onda çok bir sorun yok. Yani gün ışığında ben fotoğraf çekmeyi seviyorum diyorsanız arkadaşlar, özellikle yakın pozlamalarda vesaire gayet başarılı fotoğraflar çekiyor. Fakat ışık düşük olduğu zaman çok bir şey beklemeyin bu telefondan. Bunu hemen size belirtelim. Ama burada da şöyle bir şey var. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Samsung yeni nesil S serisi modellerini tanıttı ki burada gece çekim modlarına vesaire odaklanılmıştı ciddi anlamda. Mesela S23 Ultra'nın mükemmel bir gece çekim performansı vardı. Biz de inceledik hatta o telefonu. Ön inceleme fırsatımız oldu. Ama telefonun fiyatına baktığınız zaman arkadaşlar 41 bin lira. Burada şimdi tamam, çok güzel gece modu fotoğrafı çekiyor, bir sürü ekstra özelliği var vesaire ama 41 bin liralık bir fiyatı var. Şimdi burada A04S'e baktığımız zaman 5 bin liranın altında bir etiketle satılıyor. Hani neredeyse diğer cihaz bunun 10 katı
9-10 katı bir fiyata satılıyor. Dolayısıyla burada kıyas yaparken de bunu göz önünde bulundurmak lazım. Dolayısıyla şimdi hani ben bu telefona 5000 liranın altında bir fiyat vereyim ama süper gece modu fotoğrafları çeksin, süper makro fotoğraflar çeksin, süper gündüz fotoğrafları çeksin diye bir dünya yok arkadaşlar. Bunu da sizlere belirtmiş olalım. Dilerseniz şimdi bu telefonla çektiğimiz fotoğraf ve videoları sizlerle baş başa bırakalım. Bir de siz görün cihazın fotoğraf ve video performansı nasılmış. Evet, şimdi geldik ön kameraya. Ön kamerada şu anda düz ışıktayız. Bir anda ters ışığa geçelim. Görüntü performansımız bu şekilde. Peki siz nasıl buldunuz? Evet arkadaşlar, şu anda Samsung Galaxy A04s modelin arka kamerasından beni görüyorsunuz ve aldığınız ses de yine bu telefonun mikrofonlarından. Etrafımızda çok gürültü var. Eğer benim sesimi net bir şekilde algılayabiliyorsanız A04S modelinin mikrofonlarının gayet iyi çalıştığını söyleyebiliriz. Aynı zamanda 1080p 30 kare bir çekim yapabiliyor. Ha, tabii ki de 30 kare çekim yapması ufak tefek sorunlar yol açacaktır. Kare yazı tarafında akıcı bir görüntü sağlamadığı için. Ama genel olarak ters ışıkta, düz ışıkta şöyle size göstereyim. Performansımız bu şekilde. Peki siz nasıl buldunuz? Evet, son olarak telefonumuzun bataryasına değineceğim. 5000 mAh'lik bir batarya var arkadaşlar bu cihazda ve 15 watt hızlı şarj desteğini de destekliyor. Gerçi artık 15 watt'a hızlı şarj demek ne kadar doğru olur? Bu da başka bir soru işareti. 5000 mAh'lik batarya ile gelmesi güzel. 8 nanometrelik Yonga seti ile geldiği için şarjınız öyle çabuk bitmiyor arkadaşlar. Ben bu telefonu yaklaşık olarak bir hafta test ettim ve bu bir haftalık test boyunca hani şarjının rahat rahat 2 gün gittiğini söyleyebilirim. Oyun vesaire de oynadım. Hani sosyal medyada da gezindim ama kalkıp da 3-4 saat oyun oynamadım. Lakin böyle aralıklı olarak atıyorum elime alıyorum yarım saat, elime alıyorum yarım saat, 15 dakika yarım saat. Hani gün boyunca topladığınız zaman tabii ki belki de 3-4 saati bulmuştur. O da ayrı bir mesele. Genel olarak hani performansı beni memnun etti diyebilirim. Hani böyle hayal kırıklığına uğratmadı. Ya bu ne biçim telefon demedim. O giriş seviyesinde bir cihaz için başarılı diyebilirim. Burada tek eleştireceğim nokta dahili depolamanın biraz az kalması. Çünkü oyunların boyutlarına bakıyorsunuz. Oyunların boyutları ciddi derecede artmış durumda arkadaşlar. Hani bir Call of Duty indiriyorsunuz. İndirdikten sonra atıyorum oyun 1 GB, 2 GB. Sonra 1 GB güncelleme geliyor. 2 gün sonra bakıyorsunuz 1 GB daha güncelleme gelmiş. Bir süre sonra oyunun boyutu 10 GB falan aşıyor. Dolayısıyla burada hani hafıza kartı desteği var ama bazı uygulamalar hafıza kartından çalıştırmak çok uygun olmayabiliyor. Eğer bütçeniz biraz daha uygunsa 64 GB ya da 128 GB'lik versiyonu göz atabilirsiniz bu telefonun. Bunu da sizlere hatırlatmış olalım. Android 12 ile geliyor. Önümüzdeki günlerde Android 13 güncellemesi de gelecek bu cihaz için. Genel itibariyle hani 5000 Türk lirası altına alınabilecek en iyi telefonlardan olduğunu söyleyebilirim. Beklentilerinizi karşılıyor. Ki artık 5000 lirayı da gözümüzde çok fazla büyütmeye gerek yok arkadaşlar. Sonuç olarak teknoloji gelişti, cihazlar gelişti. Artık üst seviye telefonlar rahat rahat 40.000 liranın üzerinde fiyatlarla karşımıza çıkıyor. Böyle bir ekonomide hani Samsung gayet uygun bir fiyattan satışa sunmuş bu cihazını diyebilirim. Eğer bu telefon hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bizlerle bu videonun altında yorum olarak paylaşabilirsiniz. Bizler de elimizden geldiği kadar sizlere cevap vermeye çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.